Efendim şimdi sıradaki konuğum diş hekimi Sonay Öztan Gökhan. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Hocam. Hayırlı olsun programınız. Çok teşekkür ederim. Uğur getirin, şans Sağ olun, getirin inşallah. inşallah. Nasılsınız? İyiyim teşekkürler. Yağmurlu bir havada artık geldik. <laughs> İyi yaptınız. Ayaklarınıza Sağ sağlık. Efendim bugün hocamla birlikte diş eksiklerinde uygulanan implant tedavisini konuşacağız. Detayları sizden bolca öğreneceğimizi evet. düşünüyorum Aha, hocam. Evet. Şimdi implant nedir ile başlayalım isterseniz. Implant aslında son zamanlarda bizim hayatımızı kurtaran en iyi tedavi yöntemlerinden birisi. Eskiden dişsiz vakalarda ne yapardık? Protez yapardık. Hı -hı. Takma çıkarma protez eğer hiç hastanın dişi yoksa. Ve bunlar diyelim ki bir yemek yediler toplumda, ortalıkta. Hep böyle saklı gizli yemeye çalışırlardı. Hızlı bir hapşırıkta protez çıkar. Bunları toptan yapıştırıcı bir şey yok. Yani yemek yerken bir 10 dakikalık yapıştırıcı bazen tozlar var, kremler var Hı -hı. ama bunlar tabii ki yeterli değil. Konforlu, o, konforlu değil aslında. Konforlu değil tabii. Daha ne yaptık? Bu yaşlı kişilerde bazen hani eğer çok çok yaşlıysa iki tane alta, iki, üç dört tane bazen üst çeneyi kullanıp hı hı. E, çıt çıtlı şeklinde daha böyle e, daha rahat daha konforlu bir protezler elde etmeye başladık hasta yemeklerini rahat yiyor o toplum içerisinde rahatsız olmuyor mesela o büyük kişiler torunlarıyla falan yemek yemeye bile çekinirler ah çoğu zaman <laughs> çünkü protez çıktığı zaman biraz çocuklar acımasız bu ne midem bulandı falan diyebiliyorlar onların konforu arttı daha genç hastalarda Yandaki dişleri keserek köprü yapardık. Ve orası boş kalırdı. Hı -hı. Yani diş olmayan yerde sürekli bir boşluk olurdu. Şimdi yandaki dişlerimize sağlam dişlerimize hiç zarar vermiyoruz ve direkt o boşluğun içerisine implantı yaptığımızda sabah sağlam, düzgün bir e, normal dişin taklit eden bir diş haline geliyor. Kendi geliliyor. dişiniz gibi oluyor Kendi aslında. Kendi dişiniz gibi oluyor. Cansız bir yapı, titanyumdan yapılan dişin kökünü taklit eden Hı -hı. bir malzemedir implant aslında. Peki nasıl yapılıyor hocam? Yani böyle ağrılı acılı bir <laughs> işlem? <şimdi>? merak <laughs> etmişim. Öyle güzel. ...böyle anlattınız evet. ki tamam çok konforlu evet. ama... ...yapımı nasıl? Aslında değil. Çok ağrılı bir işlem değil. Bunun planlaması biraz önemli. Şimdi hasta kapıdan geldi. Hı -hı. Muayene ettiniz. Herhangi bir boşluk gördünüz o bölgede. Hasta bilmeyebilir ben implant yaptıracağım demeyebilir. Hekim olarak bizim onun için... En ideal tedavi seçeneği neyse onu önermemiz gerekiyor ve o konuda yönlendirmemiz, ikna etmemiz gerekiyor. Hı hı. Ee, bu hastadan filmler çekiliyor. Bazen çok ileri derecede kemik gelirmeleri varsa 3 boyutlu filmler çekiliyor. Filmin üstünden implantın boyutu, çapı hesaplanıyor ve ona göre olan yer e, hastanın ağzında bazen panç dediğimiz yani böyle kesip yarmaya gerek kalmadan hı hı. çok küçük bir şekilde delik açılarak 2-3 frezleme ile oradaki e, ideal implantın çapı ve boyuna göre bir delik açıp Sonrasında onu sanki böyle bir şey düşünün, çiviyi oraya makkapla yerleştirir gibi, vidalıyor gibi. gibi ama bunlar çok hassas, çok steril işlemler tabii. Hı hı. Herkes diyor ki bize hast gelen hastalar e, makkapla deliniyormuş falan, öyle <laughs> bir şey de değil. Daha hassas bir şekilde yerleştiriliyor, yerleştirildikten sonra... Hastaya bir takım tavsiyelerde bulunuyoruz. O gün için tabii ki böyle çok e, aşırı şekilde sert katı bir şeyler yemeyecek. O bölgeyi biraz zedelemeyecek. Belli buz tedavileri var şişmesini ödemini engelleyici buz koyuyoruz dışarıdan. Hastaya tavsiyelerimizde bulunup eve gönderiyoruz. Değişik antibiyotik seçenekleri varsa kullanması gereken onları veriyoruz. Ve bir bekleme süresine giriyor. İmplant kemiğin içinde kalıyor çünkü orası hmm. hala boşta. Hemen tarafta, böyle dişi takıldı gitti de değil, değil normal kademeli e, kademeli kademeli. Hasta bekliyor. Eskiden biz 6 ay beklerdik, 3 ay beklerdik ama şu anda öyle değil. Kemik oluşumu ortalamada implantların cinsleri daha değişti. Daha farklı kemik özelliklerine göre olan implantlar e, çıktı. çıktı. Dolayısıyla bu implant bekleme sürelerini biraz daha azalttı. 5 hafta, ortalama 1,5 ay, 2 ay gibi bir süre diyoruz kişinin tabii kemik yapısına göre değişmesine rağmen hı hı. ortalama olarak veriyoruz. Hasta geldiği zaman bunun üst yapısına küçük bir şey yerleştirip ölçü alıyoruz. Hı hı. Bir hafta sonra ortalama maksimum bir hafta sonra da gerçek dişini yerleştiriyoruz üstüne porselen, zirkon üstüne yiyeceği diş yapısını yerleştiriyoruz. Hı hı. Yani implant Çeli kemiğinin içerisinde kalan kısmı, üst tarafı normal bizim söylediğimiz Diş. herkesin yani. ağzında olan dişler gibi normal porselenler, zirkonlar, değişik yapılarda dişler yapılabiliyor. Peki yaptırdı, İşte birinci aşaması tamamlandı. Evet. İkinci aşamasında da o... Işte çeşitli evet. maddelerden diş yapay Hı -hı. diş yapıldı. Evet. Hemen kullanmaya başlayabiliyor mu hasta hocam? O Hoca? itibariyle yapıştırdıktan sonra, yapıştırıcının kurumasından sonra kullanmaya başlıyor. Hı -hı. Ama hastalarda ilk söyledikleri kelime ağzımda kocaman bir şey var gibi hissediyorum. Çünkü senelerdir Öyle orası miyse, boş. He, ya boş olan bir şey. <laughs> Düşünün ağzınızda küçük bir, dişlerinizin arasına giren bir diş ipi kullanırken küçük bir parça kalsa ya da küçük bir evet. kürdan parçası kocamanmış gibi hissedilir. E, senelerce boş olan bir yere bir diş gelince hastanın ilk tepkisi no. sanki dilim sığmıyor. <laughs> Kocaman bir şey varmış gibi. ilk 24 saattir bu his. İlk 48 saatte çok daha ideal hale gelir. Hı hı. E, ertesi gün normal her türlü yemeği yiyebilir. İlk gün hani biraz bir sakınabiliyor. Sanki bir e, sert bir şeyin üstüne basıyormuşum gibi diye hissedebiliyor. Ama ertesi günle itibaren rahat yiyebiliyor. 3 haftada da ana dişi gibi yemeye başlayabiliyor. başlayabiliyor. Evet. O kabulleniyor artık. Kabulleniyor Ecikli artık onu. belli bir alışkanlık yemesi dilin konumu yanağın konumu bazen yüksek kalabiliyor dişi yerleştirirken ki e, bizim tabii özelliklerimiz Hı -hı. hastanın kapanış özellikleri hepsi bunda etkili. Peki şunu da merak ettim hocam şimdi siz anlatınca Hı -hı. böyle güzel güzel. Bu implant yapılan dişlerde böyle sıcak soğuk hassasiyeti de olabiliyor Hayır. mu? Hayır. Şimdi im, e, sıcak soğuk hassasiyeti canlı dişlerde Hı -hı. olur. İmplant yapılan cansız bir e, materyal o bölge. Hayır olmaz. Sadece diş etinde bir e, enfeksiyon varsa ya da diş eti kaşınması gibi şeyler de hissedebilir. Bazen implant yapılı hasta geliyor. 5-6 sene geçmiş diyor ki yaptığınız implantta sıkıntı var. Ne var diyoruz? Soğuğu duyuyor diyor. Aslında <laughs> bu bize hemen e, yandaki dişlerde muhtemelen bir Problem. ...başka bir problem vardır, çürük vardır... ...kesinlikle implant yapılan değil... ...soğuk sıcağı duymaz, cansız bir malzeme çünkü. Peki herkese yapılabiliyor mu hocam? Yani bir şeker Hı -hı. hastasına yapılabiliyor mu? Çünkü şeker hastalarının evet. biliyorsunuz... ...çok zor iyileşiyor yaraları... Hı -hı. ...ya da kanser tedavisi gören hastalar... ...uygulamadan evet. faydalanabilirler Şimdi, mi? Şimdi eğer ki şeker hastaları... ...rutin doktor kontrolünde iseler... ...bizim bir hemoglobin A1c dediğimiz... ...değer var. Hı -hı. Şimdi hasta diyor ki... ...benim şekerim normal, dün ölçtüm 120 idi. Öyle değil... 6 aylık, 3 aylık kan e, şekeri düzeyi dediğimiz hı hı. düzeyler var. Koldan alınan kanlarla belirlenen. Eğer o düzey 6'nın üstündeyse zaten hasta şeker hastası demektir. 6-8 arasında ise biz implantı kontrol altında yapabiliyoruz. 8'in üstünde ise iyileşme çok zor olacak demektir. Hı hı. İlk etapta zaten hastanın kullandığı şeker ilaçları etkisiz demektir veya yanlış demektir bir şekilde hastanın genel sağlık durumunu düzeltmemiz lazım. Yani onu şekeri için kontrol altında olan doktoruna yönlendirip, Hı -hı. şeker ilacının dozunu ayarlatıp öyle yapmak lazım. Yoksa bazen hasta geliyor eğer şüpheleniyorsak hiç şeker hastası olduğunu bilmiyor. Şüpheleniyorsak çok su içiyor, bir takım diş etlerine de belirti verebiliyor şeker hastaları da ve ağızda bir aseton tadı oluyor şeker Hı -hı. hastalarında. Bunu hissediyorsak çoğumuzun gözü zaten hekimsel olarak alışmışız. Hemen gönderiyoruz ben kan tahlile gönderdiğim eğer yüksekse diyorum ki size yapılır. Herkese yapılır. Ama ilk önce bir kontrol altına almak lazım. Çünkü iki ayda bekleme süresini niye biz 6-7 aya çıkartalım? Hı -hı. Niye iyileşmeyi geciktirelim? Şekeri düzenli olduktan sonra yapılabiliyor. Sadece bizde bifosfonat dediğimiz kemik erimesi için kullanılan ilaçlar çok kullanılıyor bizim yaşlı toplumumuzda. Ve hasta bunu bilmiyor. Soruyoruz diyoruz ki herhangi bir ilaç kullanıyor musunuz? Yok diyor hiçbir ilaç kullanmıyorum. Sonra belli bir süre geçti. Aa ben kemik erimesi için bir basit bir ilaç var onu diyor. O ilacı kullananlarda kemik erimesi için bir bifosfonat kullananlarda Implant tedavisi ertelenmesi gerekiyor. Kesinlikle yapmamamız lazım. Başarısız oluyoruz. Hı hı. Niye? Kemik böyle tahta gibi oluyor. Bizim implantta başarılı olabilmemiz için kemiğin ne çok böyle çamur gibi ne de tahta gibi olması gerekiyor. Sadece orta dediğimiz böyle daha e, orta kıvamlı kemikler bizim için ideal. Kanlı hı hı. kemikler ideal. Çünkü bifosfonat kullananlar da böyle tahta kemiktir ve kanlanmaz. Kanlanmayacağı için de orada nekroz deriz. Yani iltihap yapar ve kemiği hemen atar, implantı atar. O ilaçlara dikkat etmemiz gerekiyor. Ertelenip daha sonra ilaç tedavisi bittikten sonra yapabiliyoruz. Mesela ilaç tedavisi bittikten Hı -hı. ne kadar süre Ortalama sonra Ortalama 6 ay. 6, 6 ay bekleyecekler. Eğer ağır kortizon kullanıyorsa bu durumda Hı -hı. da eğer doktorla irtibata geçip hani kortizon tedavisini bitirmesi lazım. Kanser hastalarında evet o dönemde, aktif dönemde yapmamamız gerekiyor. Hı -hı. Çünkü onların kullandığı o ilaçlar vücut direncini düşürüyor. Ve kemiği biraz daha kalitesiz hale getiriyor. Ama eğer ki hastanın zaten kanser hastalarının direncinin yüksek olması gerekiyor. Bir şekilde yüksek tutmak lazım. E hiç dişi yok bu hastanın. Bir şekilde beslenemiyor. Bunun için minimal dediğimiz böyle daha onun canını çok zorlamayacak, acıtmayacak implant tedavilerinden doktoru ile kontrol altında irtibat halinde olarak yapabiliyoruz. Kalp hastaları çok soruyor bize. Kalp hastalarında da kafalarına göre kan sulandırıcılarını kesmemeleri Hı -hı. gerekiyor. Bize geldiklerinde diyor ki ben bir hafta önce kestim. Hayır öyle kesilmez. <laughs> Mutlaka o belli de e düzeyleri var. Iğnere dediğimiz doktorların anlayacağı bir düzey var. Hı -hı. O düzeyi ölçtürüp o kan değerini ölçtürüp ona göre kesebiliyoruz. Veya onun yerine farklı günlük kullanacağı iğneler veriyoruz. Ona göre işlem yapılabiliyor ama kalp hastalarında da rahatlıkla yapılabiliyor implant. Valla buradan da bu bilgilendirme çok güzel oldu bence. Hani bir kronik rahatsızlığı evet. olup da yaptırmayı düşünenler varsa hocam efendim çok güzel bir şekilde detaylıca açıkladı. Peki hocam tam dişsiz bir çene düşünelim. Evet. Yapılabilir ne? mi implant? Yapılabilir. Nasıl yapıyorsunuz? Şimdi implant e, diş çekildiği oradan başlayalım. Şimdi çektirdikten sonra bu çene kemiği hem enine göre hem de boyu olarak azalıyor eriyor Allah vergisi olarak eriyor. Diş o bölgede varsa diş, hatta kökü bile olsa kemik erimesine engel oluyor. Hı hı. Ben her zaman diyorum ki kendi ana dişiniz kadar değerli hiçbir diş yoktur. Yok. Dünyanın en iyi doktoru olsun, en iyi malzemeyi kullansın, en iyi teknisyenlerle çalışsın. Hayır kendi dişimiz koruyabildiğimiz kadar kendi dişimizi koruyacağız. Ama koruyamadık bir şekilde kaybettik dişimizi. Hı hı. Bu durumda tabii ki implant tedavisi dişinizin kökü bile olsa hani tedavi olabilir mi kurtarılabilir mi diye mutlaka doktorla irtibata geçmek lazım hı hı. ve ben bu dişi çektireceğim diye inat etmemek lazım. <laughs> i̇nat ediyor mu bizim halkımız? Çok <laughs> e, ya yani o anda ağrı duyuyorsa hasta o şey kurtulmak istiyor ve başka tedavi yöntemlerini hiç dinlemiyor. Çekin diyor. Biz prensip olarak klinik olarak asla çekmiyoruz. ...biz bu dişi çekmiyoruz başkasına yönlendirelim diyoruz... ...sonrasından çekmediğiniz zaman... ...sizin değerinizi anlıyor... ...aa siz doğru söylemişsiniz diyor... ...çünkü diş kadar değerlisi yoktur... Yok. ...ama Hı -hı. hasta geldi... ...kemik erimişse hiç dişi yok hastanın... ...damak tam dişsiz ağız... ...kemik eğer yeterli ise... ...direkt implantlar yapılabiliyor... ...alt çeneye altı üst çeneye altı tane yapıp... ...sabit ana dişimiz gibi kullanacağımız... ...porselen e, dişler yapılabiliyor... yapılabiliyor. Bazen çenelerde açılı yerleştirip dörtlü implantlar yerleştirip dört altı dörtlü üst çeneye alt çeneye ve üst çeneye 8 tane implantla da çözüm bulabiliyoruz. Ama kişiye göre değişebiliyor. Hasta çok yaşlıysa eğer Hı -hı. kemik ilavesi yapmamız gerekebiliyor. Bunu bazen kemik tozlarından ilave edebiliyoruz Hı -hı. hazır. Bazen hastanın kalça kemiğinden alıyoruz değişik yerlerinden alıp. Ha, o kemik. kadar operasyon o da olabiliyor. Hı -hı. Yani hastanın ağzına implant yapılamayacak hasta yoktur aslında. Yeter ki hani bir miktar daha komplikasyonlu işlemler diyelim. Kemik oluşturup ondan sonra yapabiliyoruz o bölgeye. Eğer ki hastanın yaşı ileri, yanakları çok çökük ise, hani bazen sabit inle sabit implant yapın diye tutturur ama onu da protezlerle biraz desteklemek lazım ki o çöküntü giderilsin. Çünkü hmm. implant yapıldı, diş yapıldı. Hastaya dışarıdan baktığınızda insanlar diyor ki sen diş yaptırmadın mı o kadar emek verdin. Ah. E tabii bu implant e, bir miktar daha maliyetli diğer tedavilere hmm. göre. E, o kadar para ödedin. Hani dişin ağzında gülerken görünmüyor. Dolayısıyla doktorla hastanın başta çok iyi konuşması gerekiyor. Yani onun için ne yakışır ne eder doktor daha iyi bilir aslında. Hani etraftan duyulan bilgilerle ben bunu istiyorum, bunu istiyorum diye <laughs> tutturmamak lazım. Bu çok önemli kesinlikle. Evet. Doktorlarına, hekimlerine güvenmeleri Şu şart. Şekilde değil. güven duymadığı yerden de tedavi yaptırmaması lazım. Yani değişik fikirleri almak doğru, alabilir. Hı -hı. O konuda bir şey demiyorum ama hani <laughs> benim emin komşu olmadan, emin olacak ve benim komşum şunu yaptı. Bizim toplumumuzda çok var. <laughs> Biz çok seviyoruz. Aynen öyle. Ben onu istiyorum. Benim ya da şundan korkmamak lazım. Benim komşum yaptırdı, yüzü gözü şişti. Herkesin Münyesi ha. farklıdır. Her yapılan işlem değişiktir veya hastanın ona karşı verdiği tepki. Biz deriz ki tükürmeyin lütfen çok fazla hani içinize çekip sürekli sürekli tükürmeyin. Hı -hı. Bazı hasta tükürmeyin tükür tüküranlar şeklinde sürekli bir tükürme yapar. <laughs> Gece yarısı arar, hala kanıyor. Sanki Eyvah. tükürdükçe kan geliyor. E, bu tabii iyileşmeyi bozar. İyileşmeyi bozdukça daha farklı şeylere yol açar. Herkes farklıdır. O yüzden şimdi, öyle değerlendirmek şimdi lazım. Şimdi iyileşme demişken hocam kimlere yapılabilir konuştuk. Evet. O yapım aşamalarını konuştuk. İyileşme sürecinden de bahsedelim. Hı -hı. Gerçekten o yaptıran ya da yaptırmayı evet. düşünenlerin komşuları gibi <laughs> yüz şişiyor mu morarıyor mu evet. o iyileşme sürecinde nelere Hı -hı. dikkat edilmesi gerekiyor? Evet. Aslında şişmiyoruz. Ya çok nadir ben o kadar çok implant yapan bir hekimim ama böyle çok nadir. Tabii ki herkesin başına gelebilir. Dünyasel olarak çok yaptığı. Çok ya Bizden kaynaklanan olabilir. Yaparken implantı tükürttürmememiz lazım. Bazen bakıyorsunuz hasta midesi bulanıyor tükürebiliyor. O arada tabii ki içerisinden de bir şey Tükürmemenin özel bir sebebi nedir Daha hocam? Daha steril çalışıyoruz. Çünkü ağız içerisinden çok steril olmadığını düşünüyoruz. Hı hı. Başlangıçta bir takım e, de, 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 ağız çarşalama suylarıyla falan çarkalattırıyoruz. Ama o yara yerine tükürüğün girmemesini istiyoruz. Hı hı. Veya o arada dili değiyor, her şeyi değiyor. Değmesini istiyoruz. O esnada onu yaptıysak bir miktar daha enfeksiyona açık bir bölge şeklinde olabiliyor. Hı -hı. Ama bulantı refleksi varsa olabiliyor. Hasta gittikten sonra söylediklerimize uyuyorsa eğer antibiyotik desteği dediysek antibiyotik desteği. Bazen üst çene de yaptığımızda daha yüksek yastıkta yapmasını öneririz. Çünkü şöyle yattığında üst çeneye yapılan da kan yukarıya doğru çıkar Hı -hı. ve bir miktar gözaltını şişirir. Eğer bunları uyarsa gerçekten öyle çok ciddi sorunlar olmuyor. Yurt dışı hastaları geldiğinde mesela bunların işlemlerinin tamamını aynı anda yaparız. Ya yani 12 tane implantı aynı anda yerleştiririz. Aynı anda. Hasta ertesi gün uçar. Ya ciddi problemler gerçekten e, meydana gelmiyor. Sadece planlama çok önemli. Yani Dikkat edilmesi biz gerekiyor. implantın yapımını mesela tek bir implantın yapımı iyi bir planlama yapıldıysa 3 ila 5 dakika arasında ama bunun planlaması en az bir saat. Hmm. O çok önemli yani onu hekime zaman verecek planlanacak o filmlerde ona göre çapı boyu ayarlanacak hı hı. ve güvendiği bir yerde yaptıracak Bu önemli. Peki benim gibi diş hekimlerinden korkanlar <laughs> varsa şimdi o koltuk fobisi <laughs> olanlar evet. için soruyorum bunu hı hı. çünkü mutlaka izleyicilerimizin hı aklında şu an vardır hı hı. o soru. Uyutularak yapılabilir mi? Yapılabiliyor. Çok hastada da hasta yani eğer bütün komplike bir tedavi yapacaksak hatta kemik alıp yaptığımız hastaları hı hı. genel anesteziyle uyutup o şekilde yapabiliyoruz. Ee, öyle bir tedavi yöntemi de var. Tabii genel anesteziye uygun mu değil mi onu ayrıca araştırıp hastane şartlarında hı hı. o şekilde de yapılabilir. Ama ben hiç tek bir implant için o kadar uyutulmaya gerek duyan hasta görmedim. Yani... Komplike vakalarda ancak öyle uyutulabiliyor. Hastayla konuşulur. Gerçeğin ne olduğu tamamen anlatıldığı zaman aslında hasta heyecan yapmıyor. Belki bir kere oturur, iki kere oturur. Bölerek yapılabilir. Yani 12 tanesi aynı anda yapılmayıp hani değişik değişik ikişer üçer yapılabilir. Ama hemen hemen her hasta onu anlayabiliyor. İşte ya... konuşulması lazım evet. dediniz ya hocam o çok önemli. Şimdi Hı. benim... Babaannemin komşularıyla evet. yaptığı bu implant Hı -hı. muhabbeti geldi aklıma. Hı -hı. İşte çiviliyorlar, Ay. matkap gibi vidalıyorlar. Bir de internetten izleyip de hani ha. o kan ben bazen hastalar söylerdi. Diyordum ya bu kadar çok şey değil aslında niye bunu yapıyorlar? Açtım internette değişik değişik şeyler. Ben Eyvah. izlerken bile Eyvah. diyorum ki bu, bu kadar zor muydu ya da bu kadar şey kanlı revanlı mıydı? Bunları izlememeleri lazım. Doğruyu doktorunda da öğrenmeleri lazım. Her hasta kendine özeldir. Sizin ağzınızın Ağzınız farklıdır, benim ağzım farklıdır. Hiç kimsenin ağzı birbiriyle eşit değil. Hiç kimsenin kemik yapısı birbiriyle eşit değil ve ağrı düzeyi birbiriyle eşit değil. Bazen bir bakıyorsunuz o kadar çok işlem yapıyorsunuz hasta kalkıyor. Hiç duymadım diyor. Bazen tek bir dolguda sanki bütün dünyası kararmış gibi <laughs> olabiliyor. Dolayısıyla o hasta ile konuşup o irtibattan sonra yapmak lazım. Bu da çok önemli evet. bir bilgi. Peki yaptırdı diyelim hastalarınız. Hı -hı. Ömürlük bir tedavi midir? Yani değişmesi gerekir mi? İmplantın değişmesi gerekmiyor. Aslında ana dişinizi taklit ediyor ya biz uh -huh. kendi doğuştan dişlerimizin ömür boyu kalmasını isteriz. Öyle temenni ederiz. Yaratılırken öyle yaratılmış. Ama nasıl ki kendi dişlerimizde bir takım sorunlar oluyor. Enfeksiyon olabiliyor, çürük olabiliyor. Bunda çürük tabii olamıyor ama herhangi bir şekilde iyi bakılmaz ise enfeksiyon olup kemik erimesi meydana gelebiliyor Bunlarda da zaman zaman kontrol olmak gerekiyor 6 ayda bir mutlaka hekime gidip nasıl iyi mi değil mi iyi fırçalayabiliyor mu Hı -hı. iyi bakabiliyor mu bunlara bakmak gerekiyor yoksa hastalar şunu düşünüyor yaptırdım tamam o kadar emek verdim e, acı çektim ki acı çok fazla değil ama onların diliyle konuşuyorum e, ben fırçalayacaksam ne anlamı var olur mu öyle şey ana dişinizi nasıl <laughs> çok fırçalıyorsanız <iyi> <laughs> Ya hasta diliyle söylemeye çalışıyorum çünkü herkes öyle düşünüyor e, fırçalayacaksam e, ben o kadar niye yaptım o zaman olur mu kendi ana dişimizi nasıl fırçalıyorsak hatta bunu daha özel fırçalamak lazım yani bir takım çarkalama suları var bir takım Neler ara yapmamız, fırçalamaları konuşalım. Evet, özel bakımları evet. var mı ee, normal, e normal implant aralarının e, daha farklı arayüz fırçaları var. Hmm. Daha e, yumuşak dediğimiz fırçalar, daha farklı fırçalar. Hmm. Onlarla o bakımları yapmak lazım. Zaman zaman söylediğim gibi kontrol olup en ufak bir enfeksiyonu varsa o bölgede bir şey varsa hekim ona küçük bir müdahaleyle kurtarabiliyor. Ama hasta gitmiş yapmışız 5 sene geçmiş. E, oradaki var olan bir enfeksiyon ilerlemiş olabilir. Halbuki bir sene önce gelse iki senede bir gelse hmm, en azından çözülecek. ona küçük bir müdahaleyle çözülecekken hmm. bu sefer diş eti enfeksiyonu kemiğe ilerliyor. E, kemik erimesine neden olup bütün implantı kaybedebiliyor. Yani implant yapıldı eğer kontrol edilmez ise düzgün bakılmaz ise ömürlük değil. Aa, yani eğer iyi önemli. bakarsa tabii ki ömürlük. Ve özel bakım gerektiriyor. Özel bu bakım da çok... mutlaka gerektiriyor. Yani efendim <laughs> yaptık yok dişimizi fırçalamayacağız derdiniz. Öyle bir şey yok. yok. <laughs> özel bakacaksınız dişe diyelim evet. implantlar için. Peki bir yaş sınırı var mı hocam? Var. Şöyle. Kaçtır? Alt yaş sınırı büyüme gelişmesini tamamlamış olması lazım. Eski 18 derdik ama şimdi ergenlik çok erken başladı. 12-13 de başladı. Kemik gelişimi tamamlanan hı hı. herkese yapılabilir. Kemik gelişiminde eğer hasta 16-17 yaşında ergenliğine çok erken ulaşmışsa hı hı. bunların kemik yaş ölçümleri var. Onları yaptırıp yine yapılabiliyor. Ama e, kemik yaşı henüz oluşmamış bireylerde yapmamak lazım hı hı. O bölgedeki bu sefer büyüme gelişmeyi durdurup çenenin küçük olmasına veya sadece o bölgenin e, gelişmemesine sebebiyet verebiliyor. İleri yaş sınırı yok. 70 yaşında da, 80 yaşında da, 90 yaşında da yapılabilir. Genel sağlık durumu el veren herkese yapılabilir ama alt yaş sınırı önemli. Yani ergenliğe girmeden ya da ergenliğini tamamlamadan yapmamak gerekiyor. Kemik yetersizliği dediniz hocam. Bu anladığım Hı -hı. kadarıyla implant için önemli. Önemli. Kemik Hı -hı. yetersizliği var hastanın. Ne yapıyorsunuz? Özel bir prosedür uyguluyor musunuz? Şimdi eğer kemik yeterli değilse Önceden neden bu kemiğini kaybetmiş? Çok mu bakımsızdı ağzı? Hmm. İlk önce o alışkanlıkları da edinmek lazım. Ya hasta geliyor ki bütün dişlerini kaybetmiş. Bunlar aslında en tehlikeli hasta grubu. Neden kaybettiğini bizde de genetik gidiyor bütün dişler. Yok öyle bir şey. Muhtemelen ya bakım eksikleri ya bir şey vardır. Ya genel sağlık durumu ile ilgili bir problem vardır. Bu temeli bulmak gerekiyor önce. Ana sebebi bulduktan sonraki eğer normalse hastanın her tür şeyi. Bu sefer söylediğim gibi yeni kemik yapılabilir. Yeni kemik oluşturucu daha küçük implantlardan yararlanılabilir. Daha Hı -hı. az e, implant koyulup protezlerden yararlanılabilir ama her türlü çözüm yapılabiliyor. Benim kemiğim yok, implant yapılamaz denmemesi lazım. Onun da bir çözümü, çözümü var. var. Evet, çözümü var. Kendi dişlerimiz kırılıyor ya hocam. Evet. İmplant da kırılıyor mu var mı öyle riskleri? <laughs> i̇mplant çene kemiğinin içinde kalan kısım o kalır, kırılmaz ama implant yerleşti. Implantın üstüne bir şey, e, mı dediğimiz yani bu takma dişin geçeceği bir şapka gibi bir şey yerleştiriyoruz. Hı -hı. O implantın içine vidayla bağlı. O vida kırıklarını görebiliyoruz bazen. Çok hmm. sıktığımızda veya implantın kalitesine göre değişebiliyor. İşte implant neden çok pahalı falan der hastalar veya yani arasındaki fark nedir? bana en çok zorla Ya onda şu kadar ücret, bunda bu kadar. Bu da yabancı marka ya da bu da Türk markası. Fark etmiyor. Marka söylemiyorum. Ama bazı markalarda firma desteği çok önemlidir. Eski yapısı kaç senelik? 20 senelik bir bilimsel açıklaması mı var bunun? Dayanağı mı var? Hı hı. Ee, arada işte o söylediğimiz o vida kırığı olduğu anda bütün yaptığınız mükemmel implantlar bile o ağzınızda farklı çözüm bulmak gerekiyor ki hekim için çok zor bir çözüm. Değişebiliyor mu peki o kırılan o parça? o kırılan parça içinde kaldıysa onu çıkarmak çok zor. Eyvah. Evet o bizim için çok zor bir şey. Özel bir üretim yaptırıp özel implantlar üretilebiliyor ama bütün planlamamızı değiştiren bir şey, zor bir şey. Evet. Yani diş sıkmalarda falan kırılabilir Yok, mi? Yok, diş sıkmasında kırılmaz. E, çok belki o, çok sert bir şey yediğinde. Onda da kırılmaz. O sadece işte yerleşmeyle ilgili. Olabilir mi? Onların hiçbiriyle Aa, olmaz. Güzel. Hastanın verdiği kuvvet eğer ki yeterli değilse mesela 5 tane implantın kurtaracağı yere biz 2 tane implant yapmışız. Öyle düşünün. Hı -hı. Sizin belinize ben hep hasta örnek veririm. 20 kilogram kaldırabilirsiniz. Ama 50 kilogram bir yük yüklendiği zaman sürekli yavaş 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 bir hasar meydana gelir. İmplantta da öyle. 5 tane yerleşecek yere 2 tane yerleştiyse onun içerisine yavaş yavaş hasar gelebilir. Hasar ne olur? Ya vida kırığı olur ya orada enfeksiyon olur şekilde uzun vadeli olması gereken şey daha kısa vadede kaybedilebilir. Bu da önemli bir bilgi hocam. Siz beş tane planladınız mesela. Hı -hı. Hastanın tercihi mi oluyor iki hasta tane yaptırma? Hastanın tercihi olmaması gerekiyor ama maliyetten kaçınıp bazen Hı -hı. hasta diyor ki ya daha az implantla kurtaralım. Hastayı bıraktığınız zaman olmuyor. Yani bunu net açıkladığınızda hasta anlıyor. Yani Hani biz hekim arkadaşların arasında maliyetli işler olduğu için bunlar evet. hani bir tane eksikle kurtarırım şeklinde bir şey oluyor. Hasta her zaman daha hmm. uygun olanı tercih eder diye bir mantık var. Evet. Ama anlattığınızda hani başta belki daha maliyetsiz ama uzun vadede sizin için daha ideal olan olacak. Çünkü zaten bu işlemden hasta korkuyor. Hiç korkmadan oturan kişi yok sonuç itibariyle bir cerrahi müdahale o bölgede. Hmm. E korkan bir kişiye yaptınız ettiniz 5-6 e sene sonra hadi bir daha bir ihtiyacınız var demekten. anse ...başlangıçta bütün planlamayı yapıp... ...yapmak daha doğru. daha doğru. Hastayı bunu anlattığınız zaman güzelce o anlayabiliyor. <laughs> Yine aslında hasta ve hekim... ...ilişkisi, I her iletişimi şey çok önemli. aslında. Evet, iletişimle. Ve onları bir yere not etmek lazım. Bunu hasta unutabiliyor ileride çünkü. Ne yapıyorsunuz hocam? Hasta geldi merkeze. Hı -hı. Yani bir yarım saat, bir saat bunun planlaması... ...ve konuşması. Çünkü bu Son çok önemli. Diyecek, görüşmesi çok evet, önemli. İlk etapta bir görüşülüyor. Ben yaptırmak istiyorum, istemiyorum. Her neyse öneriyi yapıyoruz. Biz diyoruz ki bakın bu buna şöyle olması gerekiyor. Öneri bu. Sonrasında hasta olabilir derse film zaten o arada çekmiş oluyoruz. Hı hı. Bütün çeneyi filmini çekip Hastayla onun üzerinde konuşup neler olabileceğini bakın hani hasta hep diyor ki kocaman bir şey girecek ağzıma çok zor ben çok acı çekeceğim yüzüm şişecek. <laughs> İlk etapta bunlardan arındırmamız gerekiyor. Operasyon günü için öncesinden söylüyoruz hani tok karnına gelin korkacak bir şey yok. Bazen çok korkan hasta da bir gün öncesinden arayıp hani rahatlatma olabiliyor. Aa, çok güzel. evet Bir de hiç aklımdayken şunu söyleyeyim. Hocam. Eğer diş çekilecekse e, onu çekip de eskiden çekerdik ve beklerdik uzun <laughs> bir müddet. Yani en az iki ay kadar beklerdik ki kemik oluşumu olsun yeniden. Şu anda diş çekmeden çekildiği anda implant yerleştirdiğimizde immediat implant deriz. Yani hemen çekim hemen yerleştirme. Hı -hı. Hem oradaki kemik kaybı olmuyor hem de hasta için daha konforlu oluyor. Ya yani iki defa işlem olmuyor. Çektirdiniz zaten orada bir küçük düzeltme yapıp bir de yerleştirildiği zaman Hı -hı. çok daha sağlıklı ve ideal oluyor. Peki aynı gün implant tedavisi mümkün mü hocam? Mümkün. Yani kemik eğer ki idealse, güzelse, hı hı. E, hastanın yaşı uygunsa, her şey normal ise implantları yerleştirip aynı gün ölçü alıp aynı gün ya da en fazla ertesi gün ilk 24 saat içerisinde dişi takabiliyoruz ama bunun için belirli şartlar lazım. Belirli implant boylarına takmamız gerekebiliyor. Hı hı. Açılı yerleştirdiğimiz implantlar var. Eee onu yerleştirdikten sonra bazen bunu iki ay sonra değiştirebiliyoruz. Hasta aynı anda geliyor dişsiz bir şekilde geldiği halde dişli olarak çıkıyor klinikten bir gün sonrasında. Ama iki ay sonra hani o kemikler oturup implant daha iyi olduktan sonra e, yerine daha e, porselen veya işte zirkon her ne e, o şeyle materyaliyle yapacaksak yapacaksak onunla değiştirebiliyoruz. Aynı anda mümkün olabiliyor. En fazla kaç tane implant yapılabilir hocam? Yani 12-13 tane yaptım benim çok olabiliyor aynı anda hastaya. Onun dışındaki e, yine o komple ağız görüntüsü oluşsun diye de. Ha, şöyle deriz. Her dişin yerine bir implant ama öyle değil gerçekte. Hı -hı. İki dişin yerine bir implant kaldırabiliyor. Yani illa da her dişin yerine bir implanta ihtiyaç yok. O zaman hani 12 üstte 12 altta yapsak 24 implant yapmamız gerekir. Bu biraz mantıklı olmuyor. İki dişin yerine bir implant kaldırabildiği için Hı -hı. ideali normal ağızda ...altı üst, altı alttır. Ama kişinin çenesi çok geniştir, çok yapılı kişilerdir. Bazen 8-8 gerektirebiliyor. Söylediğim gibi işte kemik yapısına göre veya boyutuna göre... ...her şeye göre bu belirlenebiliyor. Yüzüne göre böyle estetik olarak da planlıyor musunuz hocam? Tabii. Aslında biz baktığımızda hastaya onun bitmiş halini yüzünde görmemiz gerekiyor. Yani bunu yapabiliyorsak başarılıyız aslında. Yani ben hasta geldiği zaman Hı -hı. sıfır dişsiz bir ağız diyelim ki... ...bunun ağzında nasıl durur dediği... Kim anda implantı yerleştirecek yeri kendim ayarlamam lazım. Eskiden ilk implantlar çıktığında ya da başladığımızda şöyle yapardık. Kemik neredeyse implantı oraya yerleştirirdik. E bu da bize güzel estetiği kırmızı estetik dediğimiz estetiği vermezdi. Şu anda ideal estetiği sağlayacak olan yer neresi ise oraya implantı yerleştiriyoruz. Orada kemik yoksa bile kemik yapıp öyle yerleştiriyoruz. Sizin kemiğiniz burada buraya yerleştirelim diye bir şey yok. Çünkü sonunu başta görmek önemli. Aynen öyle. Peki hani eski dedik ya ne kadar eski hocam ne kadar zaman önce çıktı evet, bu uygulama? E, i̇mplantlar yaklaşık en az 35 senelik 40 senelik bir uygulama. O yani, şimdiki teknolojiyle karşılaştıracak çok farklı. olursanız. Çok farklı. Yani ben kendi ilk başladığım zamanları hatırlıyorum 98, 95 98 de falan başlamıştım. O dönemlerde en ufak bir şekilde ...açıyorduk kocaman çeneleri... ...yani daha fazla görücü yerlerimiz oluyordu... ...veya böyle... E, ...tomografiler falan çok yoktu... ...şimdi milimetrik ölçebiliyoruz... Hı hı. ...her şeyi milimetrik... ...o anda hasta kalkmadan ağız içerisine ölçebiliyoruz... ...o zaman nerede merkez hiç yoktur... <laughs> ...bir yerlere gönderiyorsunuz... Gönderiyorsun. ...iki üç günde çıkıyor... ...çok çok değişti... Çok ...ve şu anda doldum. teknoloji ileri olduğu için... İmplantlar da değişti. İmplantların yüzey özellikleri değişti. Şu an e, hiç kemik yoksa 3-4 milimlik kemik varsa o bölgeye bile implant yapabiliyoruz. Hı hı. Eskiden tabii o kadar teknoloji yoktu. Peki bir de kimler yaptıramazı konuşalım hocam. Şimdi implant söylediğim gibi kim ilk yaşı eğer gelişmemişse, ergenliğe girmemişse bu kişiler implant hı, yaptıramaz. Çok ileri derecede depresyon hastaları implant yaptırmaması gerekiyor hı hı. ileri derecede olanlar. Çünkü bunlar da şöyle bir soruna karşılaşıyoruz. Ağzımın içerisine çip yerleştirdiler, ağzımın içerisine bir şey yerleştirdiler şeklinde bir takıntı oluşabiliyor. İleri derecede psikolojik rahatsızlıklar olanlarda da bundan kaçınmak gerekiyor. İleri kemik erimesi ilacı kullananlarda, kortizon kullananlarda bu aşamada yapmamak ve aktif kanser hastalarında Yapmamak gerekiyor. Tabii ki bunlar daha sonra iyileştikten sonra hepsinde de yapılabilir. Valla çok güzel bilgiler paylaştınız hocam. Çok teşekkür sağ ederiz. Sağ ben teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Sağ i̇nşallah izleyicilerimiz için de gayet bilgilendirici <laughs> i̇nşallah, bir inşallah. program olmuştur diyelim. Çok i̇nşallah. teşekkürler ben sağ teşekkür olun. teşekkür ederim sağ olun.